Selam. Kusura bakmayın, geç kaldım gideceğim yere. O yüzden bir yandan makyajımı tamamlayıp bir yandan da sizinle konuşayım dedim. Şimdi şeye gidiyorum, Gülse Birsel'in yeni filminin özel gösterimine. Ve geçen hafta davet etti Gülse beni. Rahşan, bizim film var biliyorsun, aile arasında diye başlayan bir mesaj görünce ben de ip koptu aklıma, direkt orada vlog çekmek geldi. Aa, bayılırım yazdım. Yey yazınca kız hemen verdim coşkuyu. Hatta vlog çekebilir miyim dedim. Vlog ne yazmasın mı, hemen Edirne'nin şeyini yapıştırdım, linkini. Arkasından böyle ha 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 öpçük öpçük korkunç bir şey değil yazınca kızcağızdan mesaj geldi. Yaparık balım deyince ben de ip kopmuş zaten. Oley ya, çok teşekkürler. CEO gülecek mülecek havalarda uçmuş. Ne yapsın tabii, nezaketine iki tane öpçükle konuyu kapatmış. Ama tabii başına geleceklerden habersiz aldım tası tarağı ekipmanı, topladım vlog karavanımı Gülse'nin özel basın galasına. Bakalım, hayatımın bu ilk özel gösterim vlog çekme deneyimini başarabilecek miyim? En güzelini yaparız. Herkesle konuşabilecek miyim? En güzelini yaparız. Filmi beğenecek miyim? En güzelini yaparız. Filmi beğenmezsem beğenmediğimi söylemeden oradan kaçabilecek miyim? Sıkıyor mu? Bunları hep beraber göreceğiz ama tabii... Şöyle biraz daha işte galiba. Aa tabii, makyajım bittikten sonra. Çünkü geç kaldım, trafik korkunç. Kusura bakmayın, böyle idare ettiğiniz olmuş mu? Olmuş sanki. Okey. Hayalim üç kelime, o da şöyle. Evli mutlu çocuklu. Evet, şu anda galanın yapılacağı yere geldim. Yanımda çok sevgili İsmail Küçükkaya var. Evet. Burası şu anda böyle metrekareye 10 tane 15 tane falan ünlünün düştüğü bir yer. Ama daha çok medya ağırlıklı bir ünlü akımı var. Birazdan size göstermeye çalışacağım ünlü kimseleri. Filmi izlemeye geldik. Umarım filmden sonra Gülse'yi görmeden kaçmayız. Umarım filmi beğeniriz. Ama tabii şu anda her şey çok flu. Karşımda çok değerli, bakın yine döndürüyorum hemen kameramı. Sabahların yakışıklısı. Sabahların bir tanesi, evimizin uzun oğlu orada. Evimizin uzun oğlu Murat Güloğlu. Şirin Şever, Posta Gazetesi. Yanında Şirin Hanım. Şöyle bir baktığınız zaman film yıldızı gibi zannediyorsunuz. Tabii öyle ama. Gördüğünüz gibi herkesin sesi Davudi, herkesin bir televizyon, bir mikrofonik sesi var. Öyle bir yerdeyim şu anda. Dediğim gibi inşallah filmi de beğeniriz de huzurlu bir şekilde çıkarız buradan. Eller havaya. Eller yukarı kız o. Gülse Birsel yanımızda, kendisi biraz heyecanlı. Vlog bu işte. Vlog bu, böyle çekilen bir şey. Merhaba vlog, merhaba Gülse. İnşallah heyecanla çıkarız şeyden, izlemekten. İnşallah seni görmeden kaçmak zorunda kalmayız. İnşallah sarılırız ve gözlerimiz böyle yaşlar içinde. Ama dün akşamdan çok olumlu gelen şeyler izleyen. Çok güzel. İşte şöyle birbirine vura vura giren gülenler falan. İyi gitti ama şimdi bu grup tabii daha... Gerçi gala da öyleydi ama bu grup böyle biraz daha entelektüel, daha zor beğenen gazeteciler. Ben buna mı bakıyorum, sana mı bakıyorum? Baksan fark etmez, sen bak yeter. öyle bir zor bir grup ama bence şey, eğleneceğiz yani, güzel. Film tamam. Tamam ben tamamım yani. Hamrum şaralop kızı bize kaptırdılar, göğün açmaz. Evet, şimdi filme giriyorum, bakalım nasıl olacak. Umarım çok beğenirim çünkü uzun zamandır güzel bir komedi filmi izlemeyi çok özledim kendi adıma. Çıktığımdaki coşkumdan veya coşkusuzluğunu anlarsınız zaten. Ama ümitliyim çünkü Gülse yazdı bu filmi ve çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Ben orospu değilim. Ben değilim. Oh. Patlamış mısırımızı da alalım. Patlamış mısır? Uğurlar falan girdi mi? Herkes önce. Biz arkayız. Ay, oradan nasıl seyredecekler? Size böyle ayrımlar var. Kısa hep çekecek misin? Yok, sadece şu sunuş yapacağım. Hadi anam. Tamam canım. Hadi oyuncağını şey yap, kaldır da bak sinemaya geldim. Okey mami. Film başlıyor. İyi seyirler. Bak Zeynep, sen ya benimsin ya toprağımsın. Ya benimsin ya toprağımdır o bir kere. Yok, ya benimsin ya da böyle toprağım derim hani, kanki olur. Şimdi filmden çıktık. Gerçekten şahaneydi. Çok güldüm, çok eğlendim. Uzun zamandır izlediğim en güzel Türk filmiydi diyebilirim. Hakikaten afişte vaat ettiğini, fragmanda vaat ettiğini fazla fazla veren bir film. Fragmandan daha fazlası var bu arada filmde. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
Sok burnunu yanıma. Böyle. Kadrajı yapacağım. Ha buraya. Kalkacağım. Ha. Nereye? Ha böyle. Göreceğiz, göreceğiz kendimizi. Ha. Ha tamam. Gülse. Evet. Çok güzel. Uzun zamandır izlediğim en güzel komedi filmi. Oh, çok güldüm. Filme çok beğendim. Ozan çok güzel bir iş çıkarmış yaşasın. Bence. Evet, bence de. Ve hakikaten söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü bu galiba aradığımız film belki de bizim. Ay, uzun zamandır izleyici olarak. Senin fikrin, senin hissiyatın ne yönde? Daha önceki filmlerinden biraz daha farklı sanki seyircinin reaksiyonunda. Yani benim zaten ilk yazdığım film. Daha önce film senaryom yok. Diziler var. Oynadığım çok filmler var. Çok güzel seçtim ben şu an. Harika. Daha sıçtım. Önceki 77 filminden epik sıçtım. Çok farklı epik olduğunu. Sıçtım. Evet. Epik bir anda sıçtım. Bunu beraber yaşamamız epik güzel sıçtım. Oldu. Güzel evet. Oldu. Canımsın. Ama diziler de birer film gibi gerçekten. 120 dakika sanki olduğu değil için. Mi? Hepsi, değil mi? Olur oradan da olabilir. Olabilir. Annesini bir görün. Hazı hanımefendi. Sen yüzüğü takmış. İnsanlar. Güldüm güldüm ağladım güldüm güldüm ağladım diyor. İyi bir şey bu. Ben mutluyum bence tamamız. Çok olur güzel ya. Güzel. Şu an bir yaşamak başka, çok hani bir güzel. Kusur görüyorum ben falan 140 dakikadan indirdik filmi 120 dakikaya. Orada böyle daha evet daha çok komik sahneler falan filan gitmiştir. Vardı. Ama belki bir director's cut yaparız DVD'de. İnşallah. Falan. İnşallah. 140 dakikalık. Efendim. Ben bir Gülse çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Öpüyorum. Ne adını bile unuttum yaptığım şey. Vlog. Vlog yaptık. Beraber biz vlog yaptık. Biz vlog gördük. Işıkta şey yapayım. Bak her türlü her türlü prodüksiyonum var. Allah'a şükürler olsun. Harika. Hadi öpüyorum bebeğim. Sağ ol. Ve şimdi herkes salondan çıktı. Ben tek başıma kaldım salonda. Az önce kahkahaların olduğu bu salonda. Ay güzel sonuç oldu yalnız. Az önce kahkahaların olduğu bu salonda. Şimdi bir sessizlik hakim. Ve gerçekten Gülse Birsel'in yeni filmi çok güzel bir film. Çok tavsiye ederim. Çok güldük, çok eğlendik. Gülse'yle de konuşma fırsatım oldu. Size daha uzun bir kat muhakkak yapacağımdır diye düşünüyorum. Şimdilik burada olayı kapatıyorum ama galiba çekime biraz devam edeceğim. Evet artık gün bitti ve geldim. Yavaş yavaş makyajımdan şöyle kalkayım dişe yapayım de seksi belinden bir düşme olmasın. Yavaş yavaş makyajımdan kurtulma vakti. Ve tabii biraz son dedikodular da yapabiliriz aslında yani şimdi böyle eve gelmişken. Adettendir eve gelince biraz böyle dedikodu yapılır bilmem ne yapılır. Aklımda kalanları söylemezsem ölürüm çünkü filmde bir kere Erdal Özyağcılar'a bayıldım. Uzun zamandır sinemada izlediğim en iyi Erdal Özyağcılar var ki 15 yıldır neredeyse adam film çekmiyormuş. Az daha bu konuda da pot kıracaktım. Zaten Gülse'ye kırdığım filmin çok şahane olmuş. Eski filmlerinden daha güzel geyiği hakikaten hayatım boyunca unutmayacağım. Ama insan tabii Gülse Birsel sürekli üretince film çekmiş gibi hissediyor. Mesela Hırsız Var filmini sanki ben o yazmış gibi hatırlıyordum diye kendimi avutsam da hakikaten Allah'tan Gülse arkadaşım böyle bozulmadı, tuhaf tuhaf bakıp bana bilmem ne yapmadı. Onun dışında Devrim Yakut muhteşem filmdi. Aslında herkes çok iyi kendi itirafında ama Demet Evgar ah Demet Evgar. Demet Evgar bir destan yazıyor ya. Yani zaten Demet Evgar'ın komedisini çok seviyoruz. Bir kadın bir erkek döneminden beri bayılıyoruz onun yaptığı her şeye. Ama bu filmde istediği oyun alanını bulmuş ve dibine kadar bunun keyfini çıkarmış. Engin Günaydın bazı yerlerde süper, bazı yerlerde birazcık daha süper olabilirmiş gibi sanki. Gülse çok enteresan ve güzel de bir şey yapmış aslında. Filmi kendi yazdığı halde kendine abanmamış ve çok az görünüyor aslında filmde ama o kadar önemli, o kadar anahtar bir karakter ki göründüğü anlarda gülmekten ölüyor insan. Bence bu filme gidin çünkü Türkiye'nin gündemi çok çirkin farkındaysanız. Çok çirkin şeyler oluyor. Hepimiz Twitter başında Amerika'da olan bir davayı izliyoruz ve çok güzel şeyler hissetmiyoruz bugünlerde. Ama sinemaya gidip bu içinizdeki karaltıyı atmak istiyorsanız ve benim bu makyajsız halimi de unutmak istiyorsanız gidin filmi izleyin. Bana dua edeceksiniz muhtemelen. Evet, vlogun da sonu. Gülse'yi de vlogla tanıştırdım. Artık çatın bir yere gelmez. Abone olun. Altına yorumlar yazın. Beğeniye basın. Ya bana çok iyi geliyor ya. Hakikaten böyle ayaklarım popoma vura vura koşmak istiyorum. Gerçi burası televizyon değil. Ayaklarım kıçıma vura vura koşmak istiyorum. Böyle like'lar geldikçe, beğeniler geldikçe, yorumlar geldikçe, abone sayısı arttıkça böyle havacık gibi oluyorum. Havacık gibi oluyorum. Sevgili takipçi. Öpüyorum seni. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Belki haftaya daha yakın olur. Kim bilir sağ solum belli olmaz benim.